Recep Tayyip Erdoğan yeni konuşmaya başladı. Yürü, yürü, yürü.
Ama burası kolay gelsin efendim. Boş aldım. Enteresan. Dediğim gibi oluyor değil mi? Yeşil dağ,
bizim programımızda sinir yok. Dediler ki ne olur işte geçerken bir de sinir yok. Thank you.
Sakın olmaz. Sağolun. Oğlum şimdi mi aldın? Evet, görevli arkadaşlar. Şu tabloyu alın bakalım. Görevli arkadaşlar. Tabloyu buraya ulaştırın. Maymun Spor nasıl gidiyor? Bir dur da bitir olmuş. Şimdi konuşmam biraz fazla. Şimdi sizinle muhabbet alırsam iş uzar. Ve İstanbul'un seçkinleri kaymak takımı böyle bir sonuç beklemiyor. İstanbul susuzdu. İstanbul'da çöp dağları vardı. İstanbul'da hava kirliliği vardı. Çünkü CHP demek kirlilik demektir. CHP demek yolsuzluk demektir. CHP demek çöp demektir. CHP demek susuzluk demektir. Ben buradan şimdi sesleniyorum. Ey İstanbul! O zaman Ümraniye'nin belediyesi de CHP'liydi. Hatırlıyor musunuz? Ümraniye'liler şöyle bir elini kaldırsın bakayım. Ümraniye çöplüğünde vahşi depolama vardı. O çöplük patladı. 39 kişiye maalesef orası mezar oldu. Gençler bunu bilmeyebilir. Tesisçiler bunu bilmeyebilir. Çevreci ha? Ne çevrecisi ya? Ne çevrecisi? 39 kişi orada öldü. CHP'li belediye vardı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı. Maalesef o çöplük 39 vatandaşımıza mezar oldu. Bunun hesabını soran oldu mu? Nerede o mezar? Yandaş medya nerede? Sordular mı bunun hesabını? Sormazlar. İşlerine gelmez. Niye? Paslaşıyorlardı. Dayanışma içindeydiler. Onlar getirdiler. Onlar getirdiği için de onlar arayında konuşamazlardı. Ama tarih hesap soruyor şimdi. Diyor ki, ey CHP, o 39 tane vatandaşımızın hesabını ver. Kılıçdaroğlu sen bunların hesabını ver. Ama bunlarla oyuz yok. Yok. Geldi İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ol. Kılıçdaroğlu. Ben de merak ettim. Nerede oturuyor diye. Dediler ki kağıthanede. Gazeteciler de sormuş kendisine. Nerede oturuyorsunuz diye Sayın Kılıçdaroğlu. Kağıttepe'de oturuyorum demiş. Ve seçim günü geldi. Seçim gününde de oyunu kullanamadı. Ya bunun eline 3 tane koyun verin kaybedip demiş. İnanın bundan bir şey olmaz. İşte şimdi biliyorsunuz pozlar veriyordu. Pozlar. Klasör. Yolsuzluk klasörü. Tabii böyle şeylerin olacağını da zannetmiyordu o zaman. Baykal genel başkan. O da yanında klasörün önünde poz veriyor. Klasörün sırtında ne yazıyor? Yolsuzluk. Kimin klasörü bu? Şu anda İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdikleri zatın. Ne yaptılar onu? Partiden ihraç ettiler. Hırsız ya. Yolsuzluklar içerisinde ihraç ettiler. Ve değerli kardeşlerim, o ihraç ettikleri kişiyi şimdi getirdiler İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı. Peki bu nasıl iş? Ben söylemiyorum. Klasörü sen hazırlattın. Sen hazırladın. Şimdi de kalkıyorsun o adamı İstanbul'a ihraç ettiğiniz halde Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıyorsun. Niye? Malzeme yok ellerinde. Malzeme. Malzeme yok.
koysunlar. Oraya getirip de aday yapacakları insan yok. Bu durumdalar. Bunlar felç olmuş, felç. Ne yapacaklarının farkında değiller. Ama biz gümbür gümbür geldik, yine gümbür gümbür geliyoruz. İnşallah Rabbimin izniyle yine geleceğiz. Niye? Biz İstanbul'a, biz ülkemize, biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Yine hizmetkar olarak yolumuza devam edeceğiz. Zira biz bu milletimizin dertlisiyiz. Biz bu milletimize aşığız. İstanbul'daki seçkinler, elitler, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan seçileceğine o zaman inanmıyorlar. Onlar her şeyin kontrol altında tutulduğunu zannediyorlardı. Milletin ayı kontrol ettiklerini, milletin aklını çeldiklerini zannediyorlardı. Milletim onlara sandıkta ağır bir ders verdi. Ama şimdi ne diyorum biliyor musun? 30 Mart'ta sadece onlara değil, hani bu telefonları dinleyenler var ya, Pensilvanya var ya, en önemli dersi ona vereceğiz. En önemli ders. Kardeşim, şunu söylüyorum. Bunların dershanelerine gidenler varsa yavrularımızı lütfen oralarda alın. Alın. Milli Eğitim Bakanlığı olarak hafta sonlarında takviye kurslarını biz ücretsiz olarak vereceğiz. Yıllarca bunlar bizi sömürdüler ya. Sülük gibi sömürdüler. Ama sülük faziletli. Sülük zararlı kanı emer. Bunlar bizim helalimizi yediler ya. Helalimizi yediler. Sadaka dediler yediler. Zekat dediler yediler. Kurbanlık koyun dediler yediler. Adak dediler yediler. Ah kardeşlerim. Benim sevgili peygamberime televizyon kanalında, kendi televizyonunda Miraç'tan iniyor, peygamberimizi kamyonete bindiriyor. Ve bu senaryoları da o onaylıyor biliyor musunuz? Senaryolar onun onayından geçiyor. Ya sen hoca mısın, senarist misin? Nesin? Bak çok enteresan. Çok enteresan. İlginç olan Savaş Ay merhum söyleşi yapıyor. Hiç oy kullandınız mı? Bir kere kullandım diyor. Peki bundan sonra Hazreti Cebrail diyor parti kursa, ona bile oy vermem. Ya bizde meleklere iman var. Sen bu lafı nasıl kullanırsın? Hazreti Cebrail'in işi gücü yok da parti mi kuracak ya? Onun yapacağı iş belli zaten. Ama sen bu lafı nasıl söylersin? Bizde bir laf var. Teşbih hata kabul etmez diye. Bu ne demektir biliyor musunuz? Kardeşlerim, benzetmeyi yaparken doğru yapacaksın. Yanlış benzetme asla olmaz. Ama bunun yaptığı benzetme rezalet. Rezalet. Gönder beni prensin manyağı içesin. Kardeşim, iyi niyetim için kurban oldum. Bakınız, şu başörtülü kızlarımızın yahu üniversiteye giderken başlarını açmaları noktasında fetva veriyor beyefendi. Niye? Çünkü 28 Şubatçı generaller onu istediler. Ya sen nasıl hocasın be? Ama 28 Şubat öncesinde öyle diyor. O zaman başka. Akşam başka, sabah başka. Beş ay önce başka, beş ay sonra başka. Beş ay önce doğadan bahsediyor. Beş ay sonra aynı cümlelerle doğadan bahsediyor.
Müslüman Müslümana beddua eder mi? Bırak insana gülüm. Çünkü biz bir rahmet peygamberinin varisleriyiz. Asla. Biz gazapla emredilmedik, rahmetle emredildik. Kardeşlerim, işte bana da soruyorum. Şimdi İmam Hatip'lerin ortak sınırlarını kapatanlar belli. Meslek liselerinin ortak sınırlarını kapatanlar belli. Üniversiteye başörtülü kızlarımızın gidişine engelleyenler belli. Kalsayı engelli kuranlar belli. Ne oldu? Kalktı mı? Kalktı mı? Artık rahatlıkla yavrularımız İmam Hatip'lerin 4+4+4 ile 12 yıllık zorunlu eğitimde derslerine giriyor mu? Engel var mı? Kat sayısı da kalktı mı? İstediği üniversiteye gidiyor mu? Gitmedi. Devlet dairelerinde de çalışabiliyor mu? Pensilvanya, daha ne istiyordun? Ya üniversite dedin, sana üniversite verdi. 17 tane üniversiteye sana müsaade verdi. Ne istiyordun ya? Dünyanın değişik yerlerindeki okullarını ziyaret etmemizi istediğinizde oralara gidip ziyaret ediyor, oralardaki devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına biz refere oluyorduk ya. Ne istiyordun sen bizden? Unutmayın. Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır. Pensilvanya, sen Bahçeli ile, sen Kılıçdaroğlu ile haşrolunacaksın. Ama biz de işte bu meydandakilerle haşrolunacağız. Aramızdaki fark bu. Aramızdaki fark bu. Biz vatan yolundayız. Millet yolundayız, bayrak yolundayız, samimiyetle bunu devam ettiriyoruz. Kardeşlerim, İstanbul'a işte ta Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. 4,5 yıl hep aynen bugün söylediklerini söylediler. Hep aynı şeyi söylediler. Ve en sonunda ne oldu? Siirt'te Ziya Gökalp'e ait olan şiiri okudum. Bu şiirden dolayı tuttular, hadi Pınar Hisar dediler. Tabii ne gelir ki elden? Kader bu, emir dedi. Çünkü kaderin üstünde bir kader ve biz elimiz silahlı değil, biz hizmetkardık. İstanbul'a bunca hizmetler yaptık. Nereden çıktı bu iş? Dediler ki sen bak böyle 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 dedin. Devletin nizamını bozmaya yönelik konuşma yaptın. Nedir dedin? Ölüme bu şiiri çıkardılar. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez. Kardeşlerim toplarıyla, tanklarıyla gelseler dahi imanın bu geçilmez kalesi aşılamaz dedi. Bunlar rahatsız oldular. Ne oldu? Girdik. Ve o zaman şu andaki yandaş medya var ya, bunlar ne yazdı biliyor musun? Muhtar bile olamaz dediler. Ve muhtar bile olamaz dedikleri kişi 11 yıldır aralıksız Türkiye'de başbakan oldu. Bu milletin iradesini çalamazsınız. Bu millet
Su verin, su, 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 su. Su. Bir de oturacak yer. Kardeşlerim, biz bu faşizan, baskıcı, 27 Mayıs'ı bir blok ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama Türkiye'nin yapısını demokrasi dışı yollarla dizayn etmek isteyenlere karşı fırsat yok. İşte görüyorsunuz. Meydanlarda kin, nefret, öfke, ayrımcılık diliyle. Ama bizim İstanbul'da o gün yok. Kin yok. Nefret yok. Gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında milleti ve millet iradesini tahkir eden bir dille konuşuyorlar. Şunu buradan herkese açık açık ifade ediyorum. Benim meselem milletimin hak meselesidir. Benim meselem milletimin hukuk meselesidir. Biz hukuku çiğnemek isteyenlere karşı dik duruyoruz. Biz yargı darbesi yapmak isteyenlere karşı dik duruyoruz. Milletin malının çalınmasına karşı 12 yıl dik durduk. Milli iradenin de çalınmasına karşı dik duruyoruz. Biz şunu söylüyoruz kardeşlerim. Göreve geldik. Rahmetler aldık iktidarı. Milli gelirimiz neydi? 230 milyar dolar. Yahu yolsuzlukların olduğu bir iktidarda 230 milyar dolardan 820 milyar dolara çıkabilir mi? Şu anda milli gelirimiz 820 milyar dolar. Aa kardeşlerim, 79 senede 6100 kilometre bölünmüş yol yaptılar. Biz 12 yılda 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Aramızdaki fark bu. Bitmedi. Bitmedi. Bunlar CHP'nin yavrusu DSP. Yanında BHP. Bahçeli de konuşuyor. Ey Allah. Olat 17 yıldır bu partinin başında. Hiçbir şey olmaz. Fakat benim MHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Ah benim güzel kardeşim. Ya siyaset birinci parti olmak için yapar. Ey CHP'ye gönül veren kardeşim. Ya siyaset birinci parti olmak için yapar.